Galiba hayatımda hiç bu kadar üşümedim. Neden okul? Ne? Okul neden öyle? O ağrıyor, bunu da çek. Hadi güle güle git, güle güle gel demek oluyor bu. Bu Türk işi oldu biraz. Hadi hafız. Burası Belgrad. Geçtiğimiz günlerde Belgrad'daydık. Burası Güney Kore. Busan'daydık. Burası Tokyo. Sonra burası Osaka'ydı. Sanırım Osaka'ydı. Burası Osaka. Sonra burası İran. 40 gün İran'da kalmıştık. Sonrasında yine Japonya'da bir geisha gösterisine gitmiştik. Evet. Çok özel bir şeydi. Evet, özel mesela. Bir şeydi. Yine üzerimizde neydi bunların adı? Yukata. Kimono'nun yazlık versiyonu. Filipinlere gittik. Orada da yine bir aya yakın kaldık. Filipinlerin rüya adası, rüya tatilcisi Boracay. Evet. Burası Transsibirya'nın, Rusya'nın sonu. Vladivostok. Bu Transsibirya rotamızın en son. 7 gece 178 saat değil mi evet. Sanırım? Zekilerden. Burası Rusya. Sevdiğimiz yazarların mezarını ziyaret ettik. Dostoyevski. Hatta şey çok enteresandır. Birçok Rus, ben daha önce hiç Çaykovski'nin ya da Dostoyevski'nin mezarına gitmedim demiş. Gerçekten doğrusunu istersen hiç saymadım. Çünkü biz hani ülkede skora bakmıyoruz. Mesela biz Japonya'ya gittik, 2,5 ay kaldık. Hani orada 2,5 ay kalmayıp Asya'daki bütün ülkelere gidebilirdik. Hani skor peşinde olsaydık ama biz bir ülkeyi tam olarak anlamak istiyoruz. O yüzden de orada çok uzun kalıyoruz. O yüzden hiç kaç ülkeye gittiğimi hiç bugüne kadar saymadım. Ama bizim ne ailemiz zengin. Ne öyle çok büyük paralarımız var. Ben beyaz yakalıydım. Hacettepe İngilizce işletme mezunuyum. Beyaz yakalı bir hayatım vardı ama bundan çok mutsuzdum. Dedim ki bu böyle olmaz. Biraz da birikimim vardı. Hiç gözümü kırpmadan işi bıraktım ve gezmeye başladım. Ama hiç tabii sonumu düşünmedim. Hani ne olur ne biter diye. Sonra ben gezilerimi paylaştıkça kitlem, takipçim artmaya başladı. Artmaya başlayınca da bu bir tabii bir tanıtım gücü oldu. Bu şekilde sponsorluklar ve işbirlikleriyle maddi geçimimizi sağlamaya başladık. Biz az önce de bahsettiğim gibi sponsorluklar ve işbirlikleriyle artık gezilerimizi finanse ediyoruz. Zaten gezilerimiz de tam kafa kafaya geliyor. Hani bu şekilde geçiniyoruz. Lakin şöyle de bir şey var. Sonuçta biz bunu takipçilerimiz vasıtasıyla elde ettiğimiz için bir nevi de onları da unutmamış oluyoruz. Ayrıca bazı nasıl söyleyeyim kanayan yaralara da farkındalık yaratmış oluyoruz. Mesela öğrencilerin barınma sorunu gibi ya da geçim sorunu gibi. O yüzden de burs ve barınma
destekleri veriyoruz öğrencilere ve takipçi arkadaşlarımıza. Özellikle gençlere ilk tavsiyem şu olacaktır. Kesinlikle gezmek için okulu bırakmamaları lazım. Çünkü neden? Zaten ortalama bir genç 22-25 yaş arasında mezun oluyor. Mezun olduğunuzda zaten hali hazırda gene genç olacaksınız. Yani mezun olup gezmek her zaman elinizde bir altın bileziğin bulunması ve bir garantinizin bulunması çok önemli. İkinci bir şey de cebimde sıfır parayla gezmeye başladım, sıfır parayla hiç parasız geziyorum diyenlere ben çok fazla samimi bulmuyorum. Çünkü neden? Gezmek demek o şehrin aynı zamanda yemeklerini yemek, müzelerine gitmek ve bunları sağlıklı bir şekilde yapabilmektir. Şimdi sen dengeli beslenemezsen, çünkü istediğin kadar sokakta bileklik sat, sağlıklı bir uyku, bir düzenin yoksa, sağlıklı beslenemiyorsan o ızdırap haline alıyor ve artık gezdiğinden de keyif alamıyorsun. Hani keyif aldığın bir şey, lakin tabii o koşullarda yapınca artık bir süre sonra bir sefalete dönüyor. Ben buna kesinlikle karşıyım. Yani gençlere tavsiyem bir, mutlaka okulu, üniversiteyi bitirdikten sonra gezin ve gezerken de çok büyük paralara gerek yok. Yemeği ve kalmayı sağlayacak bir birikiminiz az çok olsun. Ondan sonra tabii yolda zaten bileklik satarak, değişik işler yaparak, öteki az önce bahsettiğim yemektir, müzedir, bu ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Bir insanın sevdiği hayatı sevdiği kişiyle paylaşması gerçekten çok güzel bir duygu. Her zaman bir yol arkadaşınız oluyor yanınızda, size destek oluyor. Tabii ki arada tartışıyorsunuz, anlaşamadığınız durumlar oluyor ama genel anlamda sevdiğiniz kişiyle, gönül verdiğiniz kişiyle, gönül verdiğiniz işi yapmak, güzel yerleri gezmek harika bir duygu. Biz eşimle tanıştıktan sonra 6 ay sonra evlenmeye karar verdik. Bu yüzden bunun için birikimimizi, maddi birikimimizi düğüne yatırmak istemedik. Düğün yapmadık, nişan yapmadık, evimize eşya almadık. Bu parayla dünya seyahati yapmaya karar verdik. Ve biz gezi için büyük bütçeler ayırmıyoruz. İşte otellerde kalmak için bazen davetler alıyoruz, indirimler alıyoruz hostellerden. Mesela işte bir gün çok lüks bir otelde kaldıktan sonra ertesi gün tekrar otostop çekebiliyoruz. Yani hayatımız bu şekilde geçiyor diyebilirim. Eğer aileniz çok zengin değilse kredi çekiyorsunuz ve bunu ödemek için yıllarca çalışıyorsunuz. Bir sürü şeyden feragat etmeniz gerekiyor. Biz hiç bu topa girmedik aslında. Dediğim gibi düğün yapmadık, eşya almadık, nişan yapmadık. Bu parayla dünya seyahati yapmaya karar verdik. Ve insanlar ne der diye düşünmesinler. İnsanlar ne der, aman çok büyük bir düğün yapmalıyım. İnsanlar ne der, çok fazla lüks eşyalar almalıyım diye düşünmesinler. Yani bu bütçeyi kendilerine ayırsınlar. Kendilerine yatırım yapsınlar. Thank you.